Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi koordinasyon toplantısına hoş geldiniz. Planlanan faaliyetler ve talepler. Ticari birimler arasındaki gölge ihtiyacı mevcut yeşil dokun ana noktalarından olan ve geçmişten günümüze şehir ana meydanlar olarak belirlenmiştir. Dar sokakların tamamında mevcut asmaların yetişmesine imkan tanıyacak baklava deseninde çelik alan. Temel belediyecilik hizmetlerinde olabildiğince eksiksiz ve kusursuz olmayı hedeflemeliyiz. 25 bin sosyal konut yapacağız dedik. Bergama'da da isteriz sosyal konutlar yapalım. Bunun için uygun olan yerlerde projeler geliştirelim. Belediyenin işletmesinde arşiviniz dahil genel olarak bütün verileri dijital bir altyapıya kavuşturmak için bir planlama yapmanız gerekiyor. Bunu önemsiyoruz. Bugün kronik hastalıkları, bakıma ihtiyacı nedeniyle yapayalnız yaşayan yaşlı bir insan tüm günü yemek yemeden geçiriyor olabilir. Yani böyle vatandaşlarımızın olduğunu bilin. Okulda basit bir defter, kitap, çanta, ayakkabı, işin giyeceği bir palto ihtiyacı olan çocuklar olabilir. Herkesin bize ulaştığını düşünmeyin. Bazen bizim onlara gitmemiz gerekiyor. Bazen bizler bunları yok zannediyoruz ama çokça varlar. Bizim için belediye ailedir. Hiç kimsenin siyasi görüşüyle de ilgilenmiyoruz. Herkese hizmet götürelim, herkese ihtiyacı olan desteği verelim diye bakıyoruz. Olabildiğince çok saha incelemesi yapmanız lazım. Bir şekilde size ulaşmış olan talepleri ve şikayetleri mutlaka böyle bir ortamda kayıt altına almalısınız ki kimin nerede neye ihtiyacı olduğunu o dijital ortamdan görebilirim. Dijital altyapının nasıl kullanılacağını konuşarak bu sistemi kuralım, hep beraber kuralım. Bergama'mızın önemli sorunları var. Bu sorunları konuşacağımız, tartışacağımız bir platform olarak da görüyorum. Aynı zamanda hem bizim Büyükşehir Belediye Müdürleri ile Bergama Belediyesi Müdürleri bir araya gelmiş ve kaynaşmış olacak. İletişimi daha hızlandırmış olacağız. Mesaimizi daha hızlı hale getirmiş olacağız. Böylece de halkımıza, milletimize daha hızlı hizmet getirmeyi sağlamış olacağız. Biz bu mücadeleyi kazanacağız. Biz bu ülkeyi düze çıkaracağız. Seçimleri kazanmak değil ama kazandığımız seçimlerden sonra bu ülkeye hizmet etmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Kimsenin yoksul olmasını istemiyoruz. Kimsenin işsiz olmasını istemiyoruz. Kimsenin adaletsizliğe maruz kalmasını istemiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Birlikte çalışma yolunda adımlarımızı atıyoruz. Cemil Tuna'ya ve ekiplerine hoş geldiniz diyorum. Taleplerinizi, isteklerinizi. Arkadaşlarımız da, dilekçelerimiz var. Yani bunda başkanım daha önce konuştuk, o da bilir. 2025'in ikinci çeyreği. Hasat şu anda bitti. Başkanım merhabalar, hoş geldiniz. Hemen yanımda devam edelim Süleyman'la. Evet. Ben Madra bölgemiz için ilk kurulan cadde. Bergama çok güzel bir yer. Yani hakikaten çok güzel bir yer. Dünya güzel bir yer. Yani yapılacak yani... Kıymetinin farkındayız. Kınık da benim için öyle. Biraz da işte ihmal edilmiş olan bir yer. Onun da farkındayız. Dolayısıyla bu iyi niyetimizle önümüzdeki zamanda yalnız da olacağız. Bazen laflar sözler oluyor işte. Şu köyden bize oy çıktı, şu köyden çıkmadı bilmem. Şurası böyle, burası böyle. İnan zerre kadar umurumda değil. Yani bize sıfır oy çıkmış olsa dahi hiç önemli değil. Hepsi bizim vatandaşımız, kardeşimiz. Hepsine hizmet etmek bizim için gururdur, onurdur. Herkes öncelik vereceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza daha öncelik vereceğiz.
Böyle bir dönem olacak İzmir için. Birbirimize dürüst olalım, samimi olalım, yardımcı olalım, duyarlı olalım. Sadece kendimiz için değil, hepimiz için düşünelim. Bu sorunları, sıkıntıları tek başımıza aşamayız. Hiçbir vatandaşımızın, hiçbir köyümüzün mağdur olmasına, eksik olmasına razı olmayacağız. Teşekkürler efendim. Teşekkürler.